Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi bir kimse düşünelim. İslamiyet'i öğrenmek istiyor. Bilmiyor, yeterli görmüyor kendisini. Bu dinimizi, İslamiyet'i nereden öğrenmesi gerekir? Yani Kur'an-ı Kerim'e mi bakması lazım? Oradan mı öğrenecek? Hadis-i şeriflerden mi öğrenecek? Yoksa fıkıh kitaplarından mı öğrenecek? Nereden öğrenmesi gerekiyor? Mustafa Bey, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Muhatabı Muhammed Aleyhisselam'dır. İnsanlar değildir. Eğer Allah-u Teala gönderdiği kitapla, yani Kur'an-ı Kerim'le yarattığı aklen çok az olan, aklı çok az olan kulların da anlayabileceği şekilde gönderdiği kitapta öğretmeyi murad etseydi, peygamber göndermezdi. Cebrail Aleyhisselam'la da gönderebilirdi bu. Meleklerle de gönderirdi. Nitekim Cibril hadis-i şerif var. Bir gün geldi, Eshab-ı Kiram da bizzat gördü. İnsan suretinde Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önüne oturdu. İman nedir, İslam nedir, ihsan nedir? Hepsini sordu. Doğru söyledi, doğru söyledi. Ya Resulallah, çekti gitti. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'a biz hayret ettik dedi. Hem soru soruyor dedi hem de doğru söyledin diyor. Bilmiyorsun, biliyorsan niye soruyorsun? Niye soruyorsun? ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Cibril'di, dininizi öğretmek için gelmişti. Dininizi öğretmek için. Ama Allah-u Teala meleklerden göndermedi elçileri. Ondan göndermedi. Ya insanların içinden insanları peygamber seçerek gönderdi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arada olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an-ı Kerim din öğrenmek mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de rumuzlar, işaretler bildirilmiştir. Mesela beş vakit namaz işaretlerle bilmiş. Günün evvelinde ve ahirinde namaz kıl. Günün evveli nedir, ahiri nedir? Bu hadis-i şerifle açıklanmadan bunda kastedilen nedir? Salatın usta deniyor. Hangi namazdır? Niçin böyle bildirilmiştir? Hadis-i şerifler olmadan, Peygamber Efendimiz tatbikatı ve açıklaması olmadan Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tefsirlerinden ve Kur'an-ı Kerim tercümelerinden, ki zamanımızdaki tercüme, din öğrenilmez. Mümkün değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de öğle namazı 10 rekattır, şunlar okunur, namaz şöyle kılınır. Yok böyle bir şey. Abdest şöyle alınır, şu uzuvlar şu kadar yıkanır. Yok böyle bir şey. Hangi haller guslü gerektirir? Hangi haller abdesti bozar? Bunlar bildirilmemiştir. Detaylara girilmemiştir. Bazı şeylerin ana hatları bildirilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır bunları. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamaları da belli bir noktaya kadardır. Arada müştehit alimler, Peygamber Efendimiz'in varisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Eshab-ı Kiram var. Eshab-ı Kiram'dan sonra ikinci kuşak, tabi'in. Bunlar kitaba yazdılar. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi. Ondan sonraki kuşak tabi'in, tebe-i tabi'in, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi ve onların yetiştirdiği talebeler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den, vadi-i şeriflerden doğrudan doğruya din öğrenilmez. Geriye ne kaldı? Geriye Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisi olan, muhatabı olan fıkıh alimleri, müştehit alimler. Bunların aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'deki, vadi-i şerifteki hükümleri açıkça bizim anlayacağımız şekilde çıkardılar, topladılar, kitaplara yazdılar. Bu kitaplara fıkıh kitapları denir. Biz hatta direkt olarak yazılmış, mesela Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından bir tanesi İbn Abidin'dir. Ben kendim ilahiyat mezunu olduğum halde İbn Abidin'i okumak, İbn Abidin'i anlamak çok zordur. Çünkü usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir ve usulü tefsir bilgilerine haiz olman gerekir. Ve bir de o kafa, o akıl olması lazım, o eğitimden geçmen lazım ki Cenab-ı Hak onu ihsan eder ve onu kavrayabilesin ve anlayabilesin. Dolayısıyla bizim gibi avamın doğrudan doğruya fıkıh kitaplarından hazırlanmış olan ilmihal kitaplarından dinini öğrenmesi lazım. Peki son zamanlarda işte dininizi Kur'an'dan öğrenin. Dininizi aynı şekilde hadis-i şeriflerden öğrenin. Biz zamanlar hadis-i şerif üstünde onu da kaldırdılar, Kur'an'dan öğren. Adam da Kur'an'a bakıyor. Ben de Kur'an'da böyle bir şey göremedim diyor. Göremezsin tabii, mümkün değil. Kur'an-ı Kerim anayasa. Ben kendi mesela eğitimden geldiğim için öğretmenlik döneminde, Milli Eğitim'de, Milli Eğitim Bakanlığı anayasaya göre aynı şekilde işliyor. Evet. Ama biz uç noktasında tatbikatçısı olarak, öğretmen olarak tatbikatçısı olarak bize gelen yönetmenlikler var. Anayasaya uygun. Anayasa kitapçığını aç bakayım, bu o yönetmenlikler var mı orada? Yok. Hatta birbiriyle alakası yokmuş gibi bile görünebilir, evet. Yani bazı şeyler. En uç noktası o yönetmenlikler anayasaya aykırı değil. Anayasanın açıklaması şekliyle gelir o bize kadar.
Ve biz anayasaya uygun olarak o zaman eğitim yaparız. Bir arkadaşım birisi bir hadise anlatmıştı da hakikaten enteresan bir şey. Tam böyle Kur'an'dan dinini öğrenenlere numune olacak yaşanmış bir hadise. Dedi elimiz dedi anayasa kitapçığı dedi. Orada her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendi düşüncesini, fikrini yayın yoluyla da basın yoluyla da ifade etmekte hürdür. Biz dedi bu anayasanın dedi bu maddesine güvenerek anayasaya sırtımızı dayayarak dedi bir dergi çıkardık dedi. Daha dedi dergiyi şeye vermedik, postaya vermedik, yayına vermedik, dağıtıma vermeden dedi. Bir dedi komiser arkadaş var dedi. Bizim oraya uğradı. Baktı dedi. Ne yapıyorsunuz? Dergi çıkardık. İyi hayırlı olsun demiş. Yani haber verdiniz mi? Ne gerek var demiş. Ya. Biz anayasaya göre çıkartıyoruz arkadaşlar. Anayasa da böyle yazıyor. Anayasa da böyle yazıyor. Ya demiş ekmeğini eylemeyin. Hepiniz içeri girersiniz demiş ya. Bunu demiş aynı şekilde emniyete muracaksınız. Yani bulundukları kazaysa kaymakam veyahut da vilayetse vali. İzinler alınacak yani. İzinler alınacak falan. Ama demişler anayasada. Ya anayasa tamam da anayasaya uygun olarak kanunlar çıkartılmış. Basın yayın yoluyla nasıl yapılacağı o şartlara bağlanmış. Anayasanın bir de yavruları var yani. Yavruları var. Baba yasası var. Ve dedi neredeyse güme gidiyorduk ha dedi ya. Bir dergi çıkardık dedi içeri girecektik dedi. Basın yoluyla dedik, kendimizi ifade edecektik dedi de şey yapacaktık. Ama dedi anayasaya uygun yaptık tamam, anayasaya uygun. Onun için Kur'an-ı Kerim, İslamiyet'in anayasası. Onun açıklamasını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyor hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler de bir noktaya kadar, ondan sonra da fıkıh kitapları devreye giriyor, müştehit alimlerinin. Dolayısıyla biz dinimizi fıkıh kitaplarından öğreneceğiz. Peki fıkıh nedir? Fıkıh kelimesi Arapçadır. Hatta erbabı bilir. Fekhe yefkahu şeklinde kullanılınca yani dördüncü baptan olunca bilmek anlamak manasında gelir. Beşinci baptan olunca da İslamiyet'i bilmek anlamında kullanılmaktadır. Ve beşinci bapta kullanılıyor çoğu da. Şimdi İslamiyet'in hükümlerini bilen alimlere fakih denir. İslamiyet'in hükümlerini. Bütün hükümlerini ama. Fıkıh sahibi. Evet. Fakih denir. Fıkıh ilmi insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Peki fıkıh bilgileri nereden çıkıyor? Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, icma ümmetten ve kıyaslan. Zaten İslamiyet'in dört ana kaynağı var. Birisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi hadis-i şerifler, üçüncüsü icma, icma eshab-ı kiramın ve müştehit alimlerin bir konuda ittifakı. Dördüncüsü bu üç kaynakta açıkça bildirilmemişse bu üç kaynağı kıyas yapabilecek. Kıyas fukaha deniyor. O da fakih olanlar yani o derecede yükselmiş olan alimler. Bu üçten birisini örtülü bildirilirse onu açıyorlar. Ona da aynı şekilde kıyas deniyor. Dolayısıyla dört tane kaynağı var. Tek değil İslamiyet'in kaynağı. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler. Hatta bize edille-i şeriye diye anlatırlardı çocukken bunu. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas, fukaha diye anlatırlardı. Sıbyan Mektepler orada anlatırlardı. Peki fıkıh ilminin içerisinde neler anlatılır? İbadet olan kısımlar vardır. İbadat denir bunlara. Münakahat. İbadat denen kısımda işte namaz, abdest, gusül, oruç, haç, zekat bunlar anlatılır. Ondan sonra münakahat, evlenmek, boşamak, nafaka daha nice dalları vardır. Ondan sonra muamelat olup alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras gibi birçok bölümleri vardır. Bir de ukubat yani cezalar vardır. Yani şu işi yapan netice itibariyle şu cezası vardır, şu günah vardır. Bunları anlatan kısımlar vardır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki Allah-u Teala bir kuluna iyilik etmek isterse onu fakih yapar buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte bir kimse fakih olursa Allah-u Teala onun özlediği şeyleri ve rızkını ummadığı yerlerden gönderir. Şimdi İslam alimler hayata vallahi de billahi de tallahi de öyle. Peki diyeceksin efendim şimdi kendisini İslam alimi diye takdim edenler var. Ben diyor konferansa gelirim ama diyor bana diyor 10 bin dolar verirseniz kitaplarımı da alırsanız. Sahtekarlığın da rızkasın. Din hüküm dinar hüküm. Yani dinini dünya için satıyor. Ama bunlar öyle değil. Allah rızası için yapıyorlar ve Allah-u Teala da bunların ummadıkları yerlerden gönderiyorlar. Allah-u Teala'nın en üstün dediği kimse dinde fakih olandır. Şeytana karşı bir fakih, din abidden, ibadeti çok yapandan daha kuvvetlidir. Hatta kitaplarda bir söz vardır. Cahil, sofu şeytanın maskarası olur. Abid ibadet eden demektir. Adam cahildir, ibadet ediyor. Oo, öyle mübarek ya falan. Şeytan bunu fıldır 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 oynatır. Hatta şöyle bir hadise nakledilir kitaplarda, Ehl-i Sünnet alimleri. Bir gün iblis, şeytan bir caminin kapısında. İkindi veya öyle vakti orada duruyor. İşte evliyadan bir zat geçerken bakıyor ki Allah-u Teala onlara gösteriyor. Diyor ki hayırdır. Niye içeri girmiyorsun? Niye bekliyorsun burada? Diyor ki şu namaz kılan var diyor. Onun diyor namazını bozacağım ama diyor. Şu sırtını dayamış, gözünü kapatmış. Arada sırada onun hareketlerine bakan birisi var diyor. O bir uyusa onu halledeceğim diyor. Niye ondan korkuyor? O alim birisi diyor. O İslamiyet'i biliyor.
Bu diyor cahil namaz kılan diyor. Bunu kandırmak kolay. Ama diyor ben kandıracağım. O onun namazını bozacağım. O düzeltecek, benim diyor kandırmam, çalışmam boşa gidecek. O bir uyusa ben onu hallederim diyor. Onun için hadis-i şerifte de şeytana karşı bir fakih bin abidden, ibadet çok yapandan daha kıymetlidir, kuvvetlidir. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün böyle talebelerle giderken işte böyle bir ses duyuluyor. İşte ya Abdülkadir senden diyor işte ibadetleri kaldırdım. Ben hemen un diyor, çekil yolumuzdan. Hemen şekil alıp geliyor. Nereden anladın diyor benim diye iblis olduğumu? Ya Allah Teala mekandan münezzehtir. Senin sesin bir taraftan geliyor. Ama cahil olanı kandırıyor. Hani halk arasında da anlatılıyor. İşte adam diyor ki oğlan bizim diyor bu baba habire namaz kılıyor diyor. Bir türlü diyor malı da bana harcattırmıyor. Adam böyle odada zikrediyormuş falan. Bacadan sesleniyormuş. Uç ya kulum, vaktin geldi diye. Demiş bu eğer 3 defa tekrar ederse rahmanidir bu diyor. Adam demiş ki tamam. Oğlan demiş bu yuttu bu işi. Gene o dalınca uç ya kulum, vaktin geldi falan. 3. defa tekrar edince pencereye erişmiş, uçuyor tabii. Arka evi, burası da kayalıkmış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ama bu gerçekten fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi bilmiş olsaydı bunu yapmazdı. Netice olarak dinimizi doğru olarak fıkıh kitaplarından, Ehl-i Sünnet talimlerinin kitaplarını esas alan, nakli esas alan ilmihal kitaplarından. Eğer ilmihal kitaplarından değil, çala kalem değil. Nakli. Nakli ne demektir? Falan kitapta böyle yazıyor. Din değişmez çünkü. Peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam bu siyahsa şimdi de siyahtır. Bunda bir değişiklik olmaz. Ha, kabul edersin ve etmesin. Edince de buna ilave yapamazsın, çıkartma yapamazsın. Onu olduğu gibi tatbik edersin. Onun için dinimizi Ehl-i Sünnet talimlerinin yazmış olduğu fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından öğrenmek lazımdır efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.